İmaji nedir? Tanımıyla başlayalım. İmaji insanın aktif iradesiyle etki etme sanatıdır. Bakın sanattır. Hakikaten imaji bir hem bilimdir hem sanattır. Peki nelere etki edebiliyor insan aktif iradesiyle? Kendi isteği doğrultusunda demek aktif iradesiyle. Diğer insanlara etki edebiliyor, onların stresine etki edebiliyor. Olaylara, süreçlere etki edebiliyor. Kendi isteği doğrultusunda onları hem şekillendirebiliyor, bazen süreçleri hızlandırıyor, bazen yavaşlatıyor. Diğer canlılara etki edebiliyor. Hayvanlara etki edebiliyor. Neden etki edebiliyor? Çünkü burada bir pentagram işareti var. Pentagram bize neyi anlatıyor? Çok önemli semboldür. Bu majinin aslında en esas sembolüdür. Pentagram, dört elementin üstündeki beşinci element olarak insanın aktif iradesini temsil eder. Bakın burada göz vardır, insandır bu, tamam mı? Dört element olduğunu nasıl anlıyoruz burada? Burada şey vardır, bir kupa vardır, astral alanı temsil eder, su elementidir. Burada ne vardır? Bir asa vardır. Asa neyi temsil eder? Ruhsal elementi temsil eder. Burada kılıç vardır, toprağı temsil eder. Bir tane daha olacak, bu da hava elementi. Bakın şu yuvarlak içindeki kare var ya, o da hava elementi. Bu ne demek? İnsan, sen insan olarak diyor aslında, dört krallığa da egemensin. Eğer istersen, eğer yapabilirsen sana bu güç verildi demek. Ve dolayısıyla şu olayı yaptığımız zaman biz ne oluyoruz? İşte bu yıldız oluyoruz. Tamam mı? Bunun kullanımının çeşitleri var. Şimdi ben düzünü kullanıyorum şu anda, değil mi? Bir de bunun tersi var ama onu kendinizin keşfetmenizi istiyorum. Nasıl? Yani bu işaretin ters dönmüş şekli. Baş aşağı döndüğü zaman tamamen farklı bir şey anlamına geliyor. Tamam mı? Şey değil mi? Baphomet. Öyle demeyelim de. Öyle demeyelim. Diyorum ki hepiniz bunu birazcık da çaba göstermeniz lazım ya öğrenim görürken. Yani ben size kitapla tavsiye edeceğim. Mesela Elif Asler'in ritüel kitabı, metafizik ritüel kitabında bütün bunların açılımı var. Ama herkes anlayamıyor. Niye herkes anlayamıyor? Zaten herkesin anlaması istenmiyor. İstenmiyor. Dolayısıyla bazı şeyleri eğer anlayabilirseniz anlıyorsunuz. Ben de bazı şeyleri sizin anlamanız için vereceğim. Ama bugün majinin gerçek majinin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu konuyla ilgili sürüyle biliyorsunuz yanlış şeyler var. Biliyorsunuz bizim 60 tane kitabımız çıktı Mavi Kalem Yayınevi'nin. Ve en çok satan kitabımız, 8. baskı yaptı, maji. Niye? Çünkü insanlar en çok onu merak ediyorlar. Ve o maji kitabında hazır reçeteler var, tamam mı? İnsanlar her an yapsın, etsin, olay olsun istiyorlar ama maalesef olay öyle değil. Öyle basit değil yani. Kazın ayağı öyle değil diyorlar, değil mi? Şimdi gerçek esasları konuşacağız. Neden insanın iradesiyle ilgili olduğunu, bu iradeyi nasıl eğitebileceğimizi, bununla ilgili nasıl çalışmalar yapabileceğimizi hepsini anlatmaya çalışacağım. Yavaş yavaş konu aydınlanacak diye düşünüyorum inşallah. Şimdi, peki maji öyle bir şeydir dedik. Yani bu büyülerle, omuskalarla falan aslında hiç alakası yok olayın. Yani veya çok onları kullanacak insanın belli vasıflara sahip olması lazım diyeyim daha doğrusu. Orta çağda biliyorsunuz grimoarlar vardı, büyük kitaplar. Çoğu uydurmadır onların, o biliniyor ama bazen etki edebiliyorlar. Niye? Çünkü onu yapan kişiye bağlı. Yani onun yüklediği güce ve manaya bağlı aslında yaptığı her işlemi. Buyurun. Hocam, yalnız çekim yapıyoruz, tamam mı? Ya bu büyü dediğimiz şey, kişinin niyetinin güçlü bir şekilde ters tarafa aktarılması diye düşünüyorum. Tamam, bunları anlatacağım. Anlatacağım. Şimdi bunları anlatıyorum zaten, tamam mı? Acele etmeyelim. Peki majisyen kimdir? Bu maji sanatını uygulayabilen kişidir. 13. yüzyılın en büyük o bilim adamlarından ve metafizikçilerinden biri Alman Albertus Magnus demiştir ki majisyen olmaz, majisyen doğur. Demiştir ama ben buna kısmen katılıyorum. Niye? Çünkü bunun esasları var. Yani herkes tabii ki müzik kulağıyla doğmuyor. Çünkü maji sanattır dedik ya, o da sanat alanına giriyor aslında. Ama herkes belli bir eğitimle şarkı söylemeyi öğrenebiliyor. Tamam mı? Yani tabii ki bazı insanların çok daha fazla çaba göstermesi gerekiyor. Ama nihayetinde konu kavrandığı zaman zor bir şey olmadığı da meydana çıkıyor.
Şimdi burada majiyi o olumlamalarla, işte o tılsımlarla, yok yazılarla kesinlikle karıştırmamanız lazım. Özellikle bu olumlamalara ben biraz mesafeli yaklaşıyorum. Çünkü insanın içinde bazı şeyler olacak. Yoksa içinde bir şey yoksa dıştan bir şey çekemiyor. Yani biz burada bir mıknatısız. Önce öyle düşüneceksiniz. Eğer biz mıknatıs ise bizde ne varsa aslında onu çekiyoruz. Dolayısıyla olumlama yapmak için içinizde bir şey olacak. Yani onun işlemesi için aynı hamura siz de sahip olacaksınız. Şimdi maji şimdilik bilimsel değildir ama deneyseldir. Nasıl deneyseldir? Ben size kendimle ilgili yaptığım bir uygulamayı ben anlatmıştım. Ne yapmıştım ben bu yaz sonunda? Bir türlü geçmem, takım aksiliklerim vardı, tiroid sapıtmalarım vardı ve dış tesirden şüphelenmiştim. Ve aslında benim yaptığım şey bir majikal uygulamaydı. Niye? Çünkü bütün şartları hazırladım. Nasıl hazırladığını da anlayacaksınız. Ve ondan sonra o tesiri kestim attım ve radikal bir iyileşme oldu. Maji bu. Tam olarak bu. Onu yönlendirme, yani süreci tespit etme ve yönlendirme. Deneysel olması bu açıdan. Sonuçlarını görüyorsunuz. Tamam mı? Yani somut bir şey olmasa da siz bir şey yaptığınız zaman onun nasıl dönüşüm geçirdiğini ve real hayatta farklı sonuçlara yol açtığını izleyebiliyorsunuz. Şimdi ben geçenlerde Tesla ile ilgili bir kitap aldım. Böyle Tuğla gibi bir şey. Biyografi kitabı. Onun bir akrabası, yeğeni yazıyor bunu. Ve çok şaşırdım. Tesla bütün bu süreçlerin farkındaymış, biliyor musunuz? Çok enteresan. Mesela elektrik devrelerinin içinde gezdiğinden falan bahsediyor. Ondan sonra astral seyahat yaptığından bahsediyor. Diyor ki ben uyurken aslında uyumuyorum. Gidiyorum bilmem nerede, filanca şehirde şu insanlarla konuşuyorum. Bedenimden ayrılıyor ruhum. Kendi sözleri bunlar. Medyum mesafeden duyabiliyor. Görü alabiliyor. Çok ilginç şeyleri var. Annesinin ölümünü de zaten... Ve keşke hani diyorum ki keşke birazcık da okültizmle ilgilensinmiş. Yani fiziği araştırdığı kadar metafiziği de araştırıp onları birleştirebilseydi bu bizim için çok muazzam bir şey olacaktı. Evet. Ve şimdi tabii kitabı zamanım olmadığı için daha çok başındayım ama bunlar bile beni çok çarptı. Sanırım satır aralarında bir şeyler yakalayabilirim diye düşünüyorum. Yani böyle bir takım şeyler vermiştir diye düşünüyorum. Anlayan anlasın anlamında. Neden dedim bunu? Şimdi bu majik güç de aslında fiziksel dünyada en çok benzetebileceğimiz şey elektrik gücü ve manyetizmaya benziyor ve aynı prensipte çalışıyor. Onların prensibi nedir? Tutluluk. Şimdi bizim bu majik dediğimiz güç de aynı prensipte fakat tek farkı insanın psişesiyle ilgili olması. Yani insanın ruhu da psişesinin gücü olması. Yani şu anda bilimsel olarak onun tespit edilememesi belki ileride tespit edilemeyeceği anlamına gelmiyor diyelim. İnsanların bunların olmadığına, yani olduğuna inanmazdayken nedir? Görünür olmaması, tamam mı? Ama biz ne diyoruz? Hep zaten görünür işlerle çok ilgilenmiyoruz. Görünürün arkasındaki süreçlere bakıyoruz biz. Yani formun, suretin arkasındaki görünmeyen manaya bakıyoruz. Burada bir örnek vereyim ben size. Sokrates var ya, bir gün sokakta yürürken şey görmüş, bir tane odun taşıyan adam görmüş. O tabi sıradan bir adam fakat odunları diziş şeklinden çok etkilenmiş ve onu çağırmış ve en iyi öğrencilerinden biri yapmış onu, Xenophon diye. Tamam, neden? Çünkü o işte dış görünün arkasındaki şeyi okuyabiliyor. Yani o adamın iç yapısını gösteren odunları diziş şekli. Bizim de hep yapmaya çalıştığımız bu ve kendimize terbiye etmeye çalıştığımız bu. Hiçbir zaman tam aldatıcı bu ilk kanıya inanmıyoruz ve arkasındaki süreçlere bugün işte dersin başında yaptığımız gibi verdiğimiz talihsiz vakalarla ilgili bakıyoruz ve inceliyoruz. Dedik. Şimdi insanın bu görünmez kuvveti aslında nedir? Çok basit. Astraldir. Yine astrale geldik. Niye astrale geldik arkadaşlar? Çünkü astral alan Kabala'da Yesod 9. Sefirot.
9. Seferov zaten ayla ilişkili ve burada biz ayın tesirini aslında kullanıyoruz.